Ben Mehmet Ali Erbaşı. Asplastik'te 5 yıldır çalışmaktaydım. Bugün iş aktime son verildi. Tamamen sendikal üyeliğimden dolayı işten atıldım. Vardiyaya gelirken yolda mesaj atıldı. İçeri alınmamasın diye talimat verilmiş. Ben de çadıra geldim. Arkadaşlarıma destek amaçlı. Bundan sonra direnmeye devam. Hakkımızı alana kadar buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. İsmim Gökay Yılmaz. 18 yaşındayım. İlk defa bu direnişteyim. İlk iş yerim. Ne kadar ücret alıyorsunuz burada? 21.500. Aldığım ücretle hem kendime hem aileme bakmaya çalışıyorum. Ama bir zamana kadar yetmiyor. Abla burada sürekli işte patronlar tarafından mobbing uygulanıyor. Yani işini doğru yapsan da, güzel yapsan da böyle. İşine yaramazsan zaten çıkartılıyorsun. İşine yaramazsan değil de yani hakkını ararsan kendini burada buluyorsun işte. Genç işçiler hakkını arasın. İsmim Ebubekir Taşkın. Kaç sene burada çalışıyorsun? 6 yıl 9 aydırdan beri burada çalışmaktayım. Sendikalaştınız neden? Sendikalaşmamızdan birinci sebep 2017 yılına girdiğim tarihten 2019 yılına kadar mesailerimiz, fazla ücretlerimiz elden para verilmesinden dolayı bunlardan daha önce çok şikayetçiydik. Defalarca dile getirdik. Çoğu arkadaşımız şikayette bulundu. Bundan dolayı bir sendikalaşma ve ücretlerimize talep ettiğimiz zamda herhangi bir karşılık, herhangi bir işlem olmadığından dolayı sendikaya başvurduk haklarımızın yenmemesi adına. Sendikalaştınız sonra çoğunluğu evet. Elde ettiniz. Evet, sonuç itibariyle sendikaya başvurduğumuzda 2 yıl boyunca bir 2 yıl süreç geçti. 2 yıl boyunca mahkemede kazandığımızda, toplu iş sözleşmesine başvurduğumuzda herhangi bir toplu iş sözleşmesinden bir sonuç alamadık. Sonradan grev tarihi, Eylül 19'da grev tarihi asıldı. Asıldığından sonra patron bizi hiçbir sebepsiz yere kod 49'dan işten attı. İşte sizde çalışmam, çocuğunun üstüne yemin etmiş, ben onları işe almayacağım. Sonra işte onlar kapıda beklesin, siz çalışmaya devam edin gibi, ben onları kesinlikle buraya almayacağım. Fabrikayı kapatırım, yakarım, satarım, kiraya veririm. Amaç burada sendikayı bertaraf etmek. Türkmen arkadaşlar aldılar. Her gün 3-5 tane Türkmen arkadaşlar alıyor. Burada 10 yılda, şöyle söyleyeyim size, 10 yılda mesela bir usta arkadaşımıza 25 bin lira maaş veriyorlar. Bu Türkmen aldığı arkadaşlara şu anda 25 bin lira artı adamların ev kirası, elektriği, suyu, herhangi bütün giderlerini karşılıyorlar. Burada da böyle bir adaletsiz sistemle karşı karşıyayız. Maksat burada insanları bölmek, sendikayı bertaraf etme peşinde. Bundaki sonraki süreç zaten ayın 19'unda genel grev olacak. Genel grevde bütün fabrika arkadaşları yanımızda olacak. Bir de şöyle bir şey var, ben temsilciyim. Bunu sendikadan gelen başkanlarımız yukarıda söylediğinde, sen sendikada temsilcisini işten attığın zaman yani cezası var, hukuki bunun yani cezaları var. Ben cezamı öderim, onlarla çalışmam diye böyle bir ithamlarda bulunmuş. Tekrardan bize içeride çalıştığımız zaman geldiği zaman bize diyor ki işte çocuğunuz okul açılıyor, çocuğunuz çantası 1000 lira olmuş, siz o çantayı nasıl alacaksınız? Biz burada havalandırma kötü diyoruz. Mesela içeride ortam çok kötü havalandırma ile ilgili. Yemekler çok kötü. Yemeklerle kötü dediğimiz zaman bize diyor evinizde böyle yemek mi yiyorsunuz diyor. Daha önce arkadaşlarım bireysel olarak zam istemeye gittiğinde işte sen ilkokul mezunusun. Hep bir mobbinge, dışlanmayla karşı karşıya kaldık. Sonuna kadar mücadelemizin arkasındayız. Benim adım Kenan. Soyadım İncekaş. 2015 yılında başladım asplastiğe. Patron beni yanına çağırdı. Ben de gittim, karşısına oturdum. Merhaba dedi. Merhaba dedim. Buyurun dedim Edip Bey dedim. Kenan dedi, ben dedi seni sevemedim dedi. Sevmek için çok uğraştım dedi. Ya ben de onu şöyle dedim. Edip Bey, bizimki patron işçi ilişkisi. Beni sevmek zorunda değilsiniz. Ben sonuçta burada işçiyim. Ben çalışıyorum, size kazandırıyorum. Siz de bana hakkımı veriyorsunuz. Bu. Tamam dedi, ben dedi seninle çalışmak istemiyorum dedi. Tamam dedim. Ama ben dedim direnişime devam edeceğim dedim. Çünkü dedim burada bir sendikal faaliyet var. Ve o sürecin sonuna kadar dedim buradayım. Direnmeye de devam edeceğim dedim. Tamam dedi. Kod 46, 25'e 2, kod 46 ile beni işten attı. Benden sonra zaten işçilerin atılacağını biliyorduk. Tehditler başlamıştı, baskılar başlamıştı. Bobik baskılar zaten devam ediyorlardı, halen ediyorlardı zaten içeride. Ondan sonra tam bir ay sonra yani geçen 8. ayın 29'unda da diğer temsilci arkadaş olmak üzere 3 kişi de atıldı.
Ondan sonra tabii yine durmadı. Ertesi gün bir arkadaş daha attı. O yine durmadı aynı şekilde. Bir sonraki gün yine iki arkadaşımızı daha attı. Ve halen şu an içeride baskılara devam ediyor. Şu an bir sözleşme dayatıyor işçi arkadaşlarımıza. Bobbing'i geçtim zaten. Bir de bir sözleşme, yani kendince bir taslak hazırlamış ve işçilerin önüne sunuyor bunu. Diyor ki işte bu, eğer bu taslağı diyor imza atarsanız ben zaten bütün haklarınızı veriyorum. Bu kafadaki arkadaşlar zaten terörist. Onlar bize zarar veren insanlar. Onları hiçbir şekilde istemiyoruz. Çocuğumuzun üstüne yemin ederim ki ben onları bu fabrikaya almayacağım diyor. Ben 9 senedir buraya emek vermişim. 9 senedir ben burada çalışıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadım. Herhangi bir hatam, bir tartışmam, bir küfürüm, bir hakaretim hiçbir zaman olmamıştır. Bu şekilde. Peki direniş nasıl devam ediyor? İçeride... Şu an biz burada kapıdayız 8 arkadaş. Direnmeye devam ediyoruz. Ama en büyük direnişi içerideki arkadaşlar veriyor. Çünkü yani aşırı bir bombing baskı altındalar. Sürekli baskıdalar. Sürekli birebir yukarıya çağrılıyorlar. Ya bizdensin ya sendikadan. Biz sendikayı kesinlikle istemiyoruz diyorlar. Yani kapıdaki direnen arkadaşlar ne istiyorsa verelim gitsinler diyorlar. Bizim derdimiz para değil. O değil, bu değil. Bizim haklarımız korunsun istiyoruz. Bu yüzden zaten sendikayı istiyoruz. Biz bunların sözüne güvenmiyoruz. Biz daha önce de bunları yaşadık. Zafer mutlaka emekçinin olacak. Kazanacağız. Mücadeleyi biz verdik. Müzakeremizi yaptık. Eşit kavga boyutuna taşımak bizim istediğimiz bir şey değil. Ya sal, takvimi belli, süreci belli. Ayın 19'a kadar zaman var. Buradan kendilerini uyarıyoruz. Kendilerine öneriyoruz ve teklif ediyoruz. İnsanlarla uğraşma, insanların ekmeğiyle uğraşma. Attığınız arkadaşları içeri alın. Müzakereye gelin. Ayın 19'unda grev bizim amacımız değil. Bir araçtır. Aslında Aspilas'ta yaşadığımız sorun zaten Türkiye'nin genel bir sorunu. Örgütlemenin önündeki engel sorunu zaten işverenlerin kendilerine iş ilişkilerinde veya da endüstriyel ilişkilerde partneri istememeleridir. İki, tabii ki istedikleri gibi yönettikleri ve istedikleri gibi ücretlendirdikleri bir yapıyı değişmesini istemiyorlar. Yani neticede siz ne yaparsanız yapın, örgütlülük ve sendika girdiği bütün iş yerlerinde en kötü ihtimalle sadece 4 ikramiye alıyorsa %33 bir farklılık getiriyor. Bu sadece maddi farklılık değildir. İdari, sosyal, ekonomik ve yasal maddelerde de gelişmeler sağlıyor. İzininden ihbarına kadar, çalışma saatlerinden ara paydoslara kadar, işte bir sürü sosyallere kadar bir sürü değişiklikler yapar. Bunlar işverenlerin işlerine gelmiyor. Dolayısıyla bu işi baştan kesmek ve örgütlememek büyük hedefleri. O yüzden Türkiye'de 15 milyon çalışan içerisinde 2,5 milyon sendikalı üyeden bahsediyoruz. Ve bunların zaten 2 milyondan daha azı toplu iş sözleşme yapıyor. Örgütlemeyi engeller, yasal engeller vardır. Yasal sürecin uzaması meselesidir yasal engel. Yoksa normalde baktığınızda anayasal hakkımız, yasal hakkımız, iş kanunundan, sendikalar kanunundan, anayasamızdan doğan bir hakkımız. Bu hakkımızı kullanırken işverenler ve buna karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla Aspilas'ta da biz 2022 yılı Mayıs ayında başlattığımız örgütlenme çalışmamız çoğunluğu yakalayarak bakanlığa başvurumuzla başlamıştı. Ve biz çoğunluğumuzu aldık. O zamandan görüşmeler de başlamış idi. Ancak sonrasında efendim, ben yasal haklarımı kullanıyorum, itiraz ediyorum. İşte mahkemeye verdiler ve süreç uzatıldı. Mahkeme sonucunda biz yetkimizi aldık. Ve tekrar bunları masaya davet ettik. Oturumlar da yapıldı. Yani birçok madde de geçildi. 60-70 madde bir toplu sözleşme taslağı hazırladık. Bunlardan 40'dan fazlası geçmiştir. Dolayısıyla aslında süre gelen bir müzakere sürecimiz de oldu. Ama son zamanlarda biraz şirket yönetimi kendi içerisinde de herhalde bir konsensüs sağlayamamasının da biraz etkileri olacak ki sendikasız çalışmayı hedeflediler. Bu işe öncülük yapan arkadaşları, bu işi de ilk ön ayak olan arkadaşları da işinden ederek işte bugün yaşadığımız sorunu şu anda 8 arkadaşımız içeride de
yine bu işin devam edileceği söylenmektedir. İşte tehdit ediliyor falan. Onun için biz burada da petrol sendikası olarak, bu bizim ilk mücadelemiz değil. Biz bir mücadele geleneğini yaşayan ve bu işin içerisinden süzülerek gelen bir sendikayız. Dolayısıyla burada biz bu arkadaşlarımızın anayasal ve yasal haklarını, insan haklarını da savunmak için buradayız. Hukuksal olarak da peşini bırakmayacağız, sendikal olarak da bırakmayacağız, insani olarak da bırakmayacağız. Çünkü biz emekten yana ve emeği savunan bir sivil bir toplum örgütüyüz, mücadele örgütüyüz. Onun için burada sendika girmesin isteniyor. Yani herhalde organize sanayi bölgesinde de o anlamda da destekler alıyor. Burada sınıf dayanışmasını göstermek durumundayız. Ben demin söylediğim gibi hangi iş kolu olursa olsun, hangi sendika olursa olsun, hangi federasyon, konfederasyon olursa olsun, kim örgütleme mücadelesi veriyorsa ve bu örgütleme mücadelesinin neticesinde bir sıkıntıya düşüyorsa, işverenler birbirine nasıl el veriyorsa, biz de birbirimize el vermemiz lazım, burada başarmamız lazım. Burada bu iş başarıldığında yan taraftaki de başaracak, diğer taraftaki de, karşısındaki de başaracaktır. Yaşasın sınıf dayanışması!